Lanet olsun. Elime diken battı. Biraz dikkatli ol Challenger. Silliburn Marianum'u bulmak tam iki günümüzü aldı. Bu ilgi bana mı yoksa bitkiye mi? Bitkiye ve ulaştırdıktan sonra eline pansuman da yaparım. Liste kabarık mı profesör? Bir tane daha. Ve bu da şifa verici bir ot. Sanırım onu buldum. Eğrelti otuna benzeyen çiçekli bir ot muydu? Evreka. Tüfek. Dikkatli ol Challenger. Ne yapıyorsun? Ölüm tuzağı. Bu karşılaştığımız son olmayacak. Summerlee yerinde kal. Her yer bu bir tuzağa dolu. Beni izleyin ve bastığım yerden yürüyün. Sen burada bekle. Bırakın kadını. Hayır, durun. Sakın kımıldama. Aman tanrım. Malon. Durumu nasıl? Ölmüş. Bir grup macera perest, yüzyılın sonunda imkansızı, tarih öncesi dünyanın varlığını kanıtlamaya karar verdi. Hayalperest, mirasçı, avcı, bilim adamı ve muhabir. Hepsi hayatlarının hikayesinin peşindeydi. Yaban topraklarda mahsur kaldılar. Vahşi topraklara uyum sağlamaya çalışıyorlar. Kayıp medeniyetler ve ürpertici yaratıkların şaşırtıcı dünyasında hayatta kalabilmek için birlikte mücadele ediyorlar. Sürekli eve dönüş yolunu arıyorlar. Bir çıkış yolu. Kayıp dünya. Bu bir zehir. Onu kurtarabilirim. Fazla vakti yok. Hadi ne duruyorsun? Challenger. Elimizden bir şey gelmez. Bırak da denesin. Eğer ölürse sen de ölürsün. Nefes alıyor. Buna inanamıyor. Ama henüz bitmedi. Onu köye götürelim. Onunla ne yapıyorsun? Çay yapıyorum. Çıkar onu.
Anlayamadım. O babamın ceketi. Çıkar onu hemen. Ama unutma ki ipek ceketimi Challenger'ın jeneratörü için feda ettim. Benden küçük bir zevki esirgeyemezsin değil mi? O sana ait değil. Sandıkta durup güveler yese daha mı iyi olur yani? 10 yıl oldu. Arada bir kullanmak gerek değil mi? Onu hemen çıkar. Yoksa boğazın gider. İşe bakın. Babasının küçük kızı büyümüş bile. Yaşayacak mı? Ölmesine izin veremem. Ya doğum yapan o kadın? Doğuma biraz ara verdim. Orada kaldı ve dua ediyor. Onu merak etmeyin. Kadını orada yalnız mı bıraktın? Orası kutsal bir yer ve iyi korunuyor. Bunu siz de gördünüz. Sakin ol. Bizi öldürecek olsaydı Malone'u yaşatmazdı. Benim anlamadığım şey Malone'un dirilmesi. Peki bir açıklama bulabildin mi? Belki de zehir değil, uyuşturucuydu. Yani bizi bir pusuya mı düşürüyor? Elimizde silah yerine sedye var. İşte geldik. Ben köy görmüyorum. Bakmayı biliyorsun ama görmeyi bilmiyorsun. Şu işe bak. Bir konuyu iyi anla. Bir daha boğazıma bıçak dayarsan gözünün yaşına bile bakma. Ne yapacaksın? Vuracak mısın? O zaman görürsün. Şansını fazla zorlama. Sakın, sakın kımıldama. Tam arkanda. Nerede? Yolun başında. Bir Hera sor ve haline bakılırsa çok aç. Ağaç eve gidebilir miyiz? Ne kadar berbat bir gün. Yaklaşıyor gibi. Ne yapacağız? Ben 3 deyince 1 2 3. Hadi! Bu taraftan. Burun köyü ağaçların üstünde. Çıkış yolu 10 metre aşağıda. Sadece bir kazaydı. Öyle mi dersin? Durumu nasıl Summerlee? Solgun. Ateşi var. Nabzı atmıyor gibi. Hayır. Hadi. Lento ona sadece ellerini mi sürdü demiştin? Ha, bir de ışık çıktı. Bu ilginç. Siz neden söz ediyorsunuz? Vücudun elektrik gücü. Belki de Lento onu harekete geçirmeyi biliyor. Sinir uçlarının polaritesini değiştiriyor. Durumu kötüleşiyor. Bir şeyler yap Summerlee. Ben bir botanikçiyim, bir şifacı falan değilim. Pekala, tamam. Malong ölüyor ve ben ne yapacağımı bilemiyorum. Ben biliyorum. Onun hayatı bizi neden ilgilendiriyor? Çünkü onu zehirleyen bizdik. Ona değen bizim oklarımızdı. Tek istediği yardım etmekti. Onu ölüme terk edemeyiz. Köyün şefi olarak buna izin veremem. Köyünü düşün, bebeğini düşün. Düşünüyorum, sen de benim kadar biliyorsun. Doğum öncesinde huzur olmalı. Ama bu adamı ölüme terk edecek olursak... Onu kurtaracaksan elini çabuk tut, çünkü vakti kalmadı. Merak etme. Sen de arkadaşını.
acına teslim olma. Henüz vaktin gelmedi. Geri dön. Bana doğru bak. Bana bak. Bu kadar yeter, dinlen artık. Henüz değil. Başını kaldır ve bana bak. Dal Malone'u kurtardı. Ama kendini mahvetti. Siz ne yaptınız? Sanırım ayağımız kaydı. Ha? Yem olmaktan iyidir. Şu hale bir bak. Bir daha asla peşinden gelmeyeceğim. Seni buradan kurtaracağım. Ödeşmiş oluruz. Çünkü sokan da sensin. Lento. Sen ne yapıyorsun? Yura. Benden korkmana gerek yok. Ben eskiden neysem hala oyum. En iyimiz sendin. Saygıyla anılacaksın. Bunu yapma. İşim daha bitmedi. Yeni şamanımızı kim doğuracak? Sen değil. Şifacınız benim. Ayrıca senin de dostunum. Hayır. Sen o dostluğu yok ettin. Bu koy için hayatımı verdim. Ruhumu da. Her şeyimi. Bunların karşılığı ölüm mü olacak? Beni bundan kurtar. İçimdekini biliyorsun. Elim sana dokunduğu anda, şimdiye kadar hiç duymadığın ve bilmediğin acıları çekeceksin. Atan kalbini göğsünden çıkartacağım ve seni ebediyen sürecek bir ıstıraba terk edeceğim. Yura! 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 Hadi, gitme zamanı. Olmaz. O ne durumda? O artık bitti. Bitti mi? Ama mutlaka yapılacak bir şey olmalı. Evet, bir şey var. Onu öldüreceğiz. Buna inandın mı? Onlara göre hastalıklar şeytan eseri. Yani şeytana teslim olduğunu mu sanıyorlar? Tam olarak değil. Teslim olmasa da için onunla doldu. Sen de buna inandın mı? Sen ölmüştün. Şimdi yaşıyorsun. Bu doğruysa o zaman benim suçum. O benim yüzümden ölecek. Ama senin suçun değil. Eğer ben oraya gitmemiş olsaydım... Eğer kadın bağırmasaydı, eğer... Oklar zehirli olmasaydı... Eğer seni kurtarmasını istemeseydim... Birçok eğer var dostum. Malone,